Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda Substrate kullanarak yepyeni bir uygulama yapmayı öğreneceğiz. Neyi öğreneceğiz? Varoluş kanıtı diye bahsettiğimiz herhangi bir evrakın tescilli olarak kaydedilmesini, blok zincir mimarisine eklenmesini ve bunun için gerekli altyapıda template'te güncelleme yapma ve arka plandaki kısımda hem frontend kısmında hem de arka plandaki yani not kısmında gerekli ayarların yapılmasını ve gerekli kurulumların yapılmasını anlatacağız. Hatırlarsanız palet ekleme işlemi daha önceki videoda da palete yeni bir özellik eklemiştik. Yine aynı mantık alt kısımdaki palette küçük bir değişiklik yaparak dosya ekleme işlemini işleyeceğiz. Bunun için ön şart olarak yine ilk videomuzda, ilk eğitim serimizde olan şöyle geriye gelin pardon. Şu tutorial içerisinden şu an zaten şu üçüncü videoyu yapıyoruz. POA dediğimiz yani varoluş kanıtı uygulamasının gerçekleştirilmesini yapıyoruz. Yine ilk şart olarak Substrate Chain uygulamasının indirilmesinin hazır edilmesini ön şart koşuyor. Bu arayüzü kullanarak devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle geliyoruz burada arkadaşlar. Bakın Node Template'i yine ilk videoda anlattığımız şekilde kuruyoruz. Ve Frontend Template'i de indiriyoruz. Ve hatırlayın burada blok zincir mimarisiyle hatta basit bir para transfer işlemi falan da yapmıştık. Şimdi burada Proof of Existence yine bir evrakın, bir dosyanın blok zincire eklenmesi ve bunun bir kanıt bilgisiyle burada artık eklenmiştir gibi özel bir kodlamayla saklanmasını amaçlayacağız burada. Bir evrakın şey yapılması, eklenmesi. Bu bir diploma olabilir, bir tapu senedi olabilir, bir evrak yani bir evrakın burada blok zincire eklenmesini anlatacağız. Ve burada iki tane fonksiyon getirecek bize. Create claim dediğimiz yani ilgili evrakın kaydedilmesinde ve bunun bir şekilde gerçek evrak olduğunu söyleyen kısım. Ve bir de revoke claim dedi. Hayır bu benim değildir. Bunu reddeden bir tuşumuz olacak. Bunu bir şekilde ekleyeceğiz. Şimdi gelelim. Burada paletlere ekleyebildiğimiz atomic swap dediğimiz ödemeler, kontrat birçok özellik ekleyebiliyoruz. Biz şu an dediğim gibi burada bir POA bir evrak eklenmesi nasıl yapılır? Bakın birçok election dediğimiz seçimler, birçok frame paletleri eklenebiliyor ve runtime'da bunlar alıp kullanılabiliyor. Şimdi bizim bugün bu çalışmamızda var olan birinci derste gördüğümüz projede kargo toml yani paletler kısmında kargo toml kısmında bir değişiklik olacak ve ayrıca library kısmında değişikliğimiz olacak. Bir önceki videomuza benzer şekilde yaptığımız değişiklikler. Şimdi bakın burada şöyle gelelim. Şimdi palet yapılanmasında bir frame'de olabilecek şeyler neler? Bakın bir Rust programlama dilinin kendi özelliği olan trait konusu var. Yani burada kalıtım interface olarak benzetebileceğimiz bir yapıda. Bu trait'in içerisinde yapabileceğimiz şeyler neler? Bir bakın bir storage yani bir dosya ekleme, işlemler, store yani saklama işlemler için işlemler yapabildiğimiz gibi event, olay kayıtları, hata ve çağırabilir modülleri biz işlem olarak trade'de bunları yapabiliyoruz, çağırabiliyoruz. Şimdi bakın burada ilk önce library kısmında bakın storage map çünkü biz ne bir dosya ekleme işlemi yapacağız. Şimdi geliyoruz biz projemize hemen şurada IntelliJ'yi açıyorum arkadaşlar. Not kısmında şöyle de kaydırayım bakın burada. Bizim yapacağımız işlem şuradan da göstereyim bakın burada. Bakın not kısmında paletler kısmında arkadaşlar geliyorum şurada şöyle aşağı doğru geliyorum. Buraya da sadık kalarak şöyle devam ediyorum şuradan. Bakın bizim library kısmında hemen geliyorum bakın burada birçok bilgi var bakın. Şöyle geliyorum. Bakın declaration modül, storage gibi ve burada şu storage map'i ben buraya ekliyorum. Bakın yaptığım işlem şöyle göstereyim. Şurada paletler kısmında çünkü palete bir dosya ekleme özelliği ekleyeceğim ben burada ve şurada storage map'i ben burada ekliyorum. Frame support kısmında. Bakın bunları eklem şurada şunu ekliyorum. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle geliyorum burada. Ayrıca bakın burada paletler kargo tomu kısmında dependencies kısmında şunu ekliyorum. SPSTD default features versiyonu 2.0.0 ama ben 2.0.1'i yüklemiştim. Hemen oraya gidelim. Dependencies kısmına yani bağımlılıklar kısmına geliyorum.
kargo ton kısmında bakın SPST'de şu 2.01 olarak ekliyorum. Ben şu an versiyon 2.01 kullandığım için bunu buraya ekliyorum. Kopyala yapıştır. Biz kanıtlı bir şekilde bir evrakı buraya nasıl ekleriz ona bakıyoruz. Bakın şunu zaten diyor ki design izniyle şunu eklenecektir diye. Sonra bakın confirmation kısmında bakın burada configuration ayarlama kısmında trade'de bakın declaration event kısmında şöyle geliyoruz. Hemen geliyoruz. Lib kısmına gidiyorum yani. Bakın burada event kısmında bakın şuralar bizim sonradan şuraya da sadık kalarak hatta şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şurada şöyle yapıp bunu sağa ekleyeyim. Şunu da sola ekleyeyim. Şöyle de şöyle küçülteyim. Evet şimdi bakın declaration event kısmında şurası bakın pub enum aynen claim created yani oluşturma ve claim revoked iki tane kısmı şuraya ekliyoruz. Bu bizim event'te palette bu şekilde iki tane butonun için arka plandaki ayarları yapıyoruz. Ve burada any proof is added to blockchain'e bu şekilde eklendi ve kaldırıldı gibi iki tane ihtimal bize sağlayacak. Ve hata durumunda da yine error kısmına geliyorum. Bakın burada şu kısmı aynen copy paste buraya ekliyorum. Ve storage kısmında şimdi biz bunu ekleyeceğiz ya yani bir dosya ekleyeceğiz. Storage kısmında da aynen geliyorum burada. Bakın şurada trace store template module birebir aynısı. Copy paste bak profs map hasher aynen buraya ekleyerek benim burada işin sonunda blok zincirime bunu eklemeyi sağlıyorum arkadaşlar. Ve bunun sonucunda iki tane ben fonksiyon çağrılabiliyor. Ve bunlar kullanıcıya bu başvuru bu dosyayı kanıt olarak indirmesini veya reddetmesini sağlayacak şekilde bunu şey yapıyorum. Ve declaration modül kısmına gelelim yine. Şura. Burası da birebir aynen bunu ekleyerek bakın şurada birebir kopyala yapıştır şekliyle buraya ekliyoruz. Hatta revoke claim kısmındaki şuradaki birebir aynı. Allow owner to revoke this claim'i reddetme için de şurayı birebir ekliyoruz. Şöyle devam ediyoruz ve bunun sonunda şimdi gelelim buraya. Şimdi biz bunları yaptık. Şuradan terminali açıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada CD ile bakın önce bir ls görelim ben burada. CD substrate node template'e gidiyorum. Ve buradayken arkadaşlar. Şimdi ben burada bir bakayım ki kargoyu çağırabileceğimi çağıramıyorum. Bunun için source boşluk şöyle ana dizinden nokta pardon kargo pardon nokta kargo gizli bir dosya olduğu için kargo nv diyerek bir kere Rust'ın burada çağrılmasını istiyorum. Artık bundan sonra artık kargonun çağrılabileceğini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu 2020'ye göre pardon şuradaki 2020-15 2.0.0 versiyonuna göre olduğu için bakın bunu bu şekilde yapmıyorum da zaten benim içeride bir tane 2.0.1 olduğu için ben şu kısmı çalıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani diyor ki build fast nightly şu versiyon için bunu çalıştır. Diyorum zaten ben de versiyon bir tane olduğu için default olarak varsayılan şeyle kargoran ile bunu çalıştırmasını istiyorum arkadaşlar. Ve bu çalıştırma işlemi tamamlansın. Bekliyoruz. Bakın compile ediyor. Devam edelim. Şimdi bu tamamen bizim backend dediğimiz node kısmında yaptığımız storage yani bir evrakın kaydedilmesi için gerekli şeylerdi. Bu backend'de arka planda bizim blok zincirde olan şeylerdi. Şimdi burada gelelim buraya. Bakın burada şu şekilde devam edelim. Bu mantıkla aslında şu bitsin. Bizim aslında bizim şey işleminin frontend yani ön kısmın çalışabileceğini burada anlatıyor. Fakat şu an bizim ön kısmında bakın burada dosya ekleme için herhangi bir şey yapmadı. O yüzden bakın frontend develop kısmında şu bitmesi de birazcık zaman alabilirse şey source for kısmında bir görsel arayüz olarak template modül JavaScript'te bir değişikliğin yapmasını istiyor. Kodlamanın JavaScript'in detaylarına ben burada giremiyorum. Burada zaten konunun anlatılma üslubunu birebir sadık kalarak devam ediyorum ben burada. Ve burada ilgili template modül JavaScript'in içerisinde diyor ki birebir şunu kopyala yapıştır yöntemiyle yapıştırın. Şimdi bunun için de ben şöyle bir terminal açayım arkadaşlar. Tamam terminaldeyiz. Şimdi ben burada projemin olduğu yere bir gidiyorum ben. Hatta öyle de yapmayalım. Bakın öyle de yapmayalım. Şimdi ben şu an burada şuradaki işlem devam ediyor ya. Ben buradayken
Bir tane daha IDE açıyorum arkadaşlar. File, bakın, new, bir proje daha açıyorum. Hatta ona da girmeyelim. Hatta şöyle yapalım. Bakın ben burada zaten projeyi çağırırken arkadaşlar, şunu cancel diyeyim ben, pardon. Şöyle kapatayım. Şurada proje kısmında, bakın proje kısmını ben çağırırken hem bölüm içi diye ben burada çağırmıştım. Bakın node kısmı var, hem de front kısmı var. Front template de bakın burada front end template kısmında diyor ki template modül JavaScript'e gidiniz. Neyin altında bu? Source'un altında. Source'un altında template modül JavaScript'e gidiniz. Tamam, şimdi geldik ve burada birebir şu aynısı olacak şekilde, burada daha önceden daha farklı bir şey vardı. Şunu birebir kopyala. Buranın içeriğinin tamamını bakın şuradaki null'la bitiyor. Şöyle gelin. Aynen buraya yapıştırıyorum. Bu yaptığımız şey tamamen bir evrak kaydetmesi için gerekli görsel arayüzün sağlanmasını oluşturmasını sağlıyor. Ve bunu bakın burada yaptığımızda, şunun bitmesinin akabinde biz bunu kaydettikten sonra yarn install ve yarn start dediğimizde artık görsel arayüzde bakın şurada altta proof of existence'da bir dosya kaydetme özelliği geliyor. Bakın palet şu, en önce şu şekildeyken alta yepyeni bir proof of existence diye bir modül geliyor. Şu kısım ilave bir görselde, web tasarımında bir kısım geliyor. Şu an şunun bitmesini bekliyorum ve daha sonra şurayı çağıracağım ben. Bu değişikliği kaydettikten sonra yarın install ve yarın start'ı çalıştıracağım. Burada vaktinizi çok çalmamak için ben videoyu durduruyorum. Sonra tekrar devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu biraz önceki yapılanmayı tamamladıktan sonra arkadaşlar ben bu template JavaScript kısmında da copy paste ile yapıştırdıktan sonra bakın ben geliyorum burada terminalden yine devam edebiliriz isterseniz. CD buradaki şöyle görelim nerede olduğumuzu. CD Substrate Project'in içerisine giderek CD bölüm için içerisine geliyorum. Ve burada CD yine Substrate Front kısmında iken bakın front kısmında iken burada çalıştıracak iki komut var arkadaşlar. Biri şöyle yarn install ve yine buradan destek alıyorum. Bakın burada hemen gelelim. İlk önce yarn install'la kurulumu yapın diyor. Daha sonra da yarn start diyor arkadaşlar. Şimdi ben öbür tarafta yarn install yapmıyorum. Ben yapmıştım bunu. Start diyorum doğrudan arkadaşlar. Ve bunun sonucu olarak şu şekilde ben buradaki web sayfasının bakın buna göre JavaScript'teki güncellemeye göre yeniden sayfa tasarımında güncellemelerin yansımasını istiyorum. Ve bakın burada şu an bekliyor. Idle. Sayfanın açılmasını bekliyorum. Bu arada sayfa hakkındaki bilgileri de şu an bakın starting development. Evet şu an gelmesi lazım büyük ihtimal. Bakın arayüz geliyor. Şimdi bakın burada palette instructor'dan sonra bakın proof of existence diye bizim ilave ettiğimiz özellik buraya geldi. Artık evrak ekleyebiliriz ve choose file diyerek mesela örneğin ben buradan evrak olarak şöyle rast notlar, kendi notlarımdan aldığım resimler var. Mesela şu şekilde bir sayfa alıyorum. Bakın bir sayfa alıyorum ve open diyorum arkadaşlar. İlgili sayfa geldi ve bunu evrak olarak kaydetmesini istiyorsam create claim diyorum arkadaşlar. Şu an eventlar kısmına bakacağız. Bakın burada ve bunun sonucunda bakın current transaction in block ve bunun sonucunda bakın claim created diye artık ben şu ID ile bakın benim bu evrakın artık buraya kanıtlı bir şekilde kaydedildiğini şey yapıyorum ve burada revoke claim ile de reddedebilirim arkadaşlar. Bu şekilde biz bizim web sayfamızda oluşturduğumuz bu şey blok zincir tabanlı kısımda birebir istediğimiz transferler yapmaya devam ettirebildiğimiz gibi evrak kaydı ki bunun kim üzerine eklendi? Şu an Alice üzerine eklendi. Bu Alice için ilgili kısımda biz evrak kaydı. Bu proof of existence varoluş kanıtı olarak bunu biz ilgili blok zincirde biraz önce bahsettiğim kısımda bakın 5K diye bahsettiğim şu kısım aslında 5K hangisi bizim Alice oluyor. Görüyorsunuz. Şu an Alice'teyiz. Dilediğimiz kişiye bu şekilde evrak kaydı yapabiliyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.